Trabzonspor Kayserisporla oynayacağı maçın hazırlıklarına şu dakikalarda gerçekleştirdiği antrenmanla devam ediyor. Kameralarımızı Trabzon'a çevirelim. Karşımızda Aspor muhabiri Yunus Emre Sel var. Sözü hemen Yunus Emre Sel'e bırakıyorum. Yunus Emre günaydın. Günaydın Setenay Yayınlar Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz seslerinde yaptığı antrenmanla Kayseri Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor antrenmanın ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık kameraman arkadaşım Özgür Özdemir antrenmandan detaylar gösterirken ben de gelişmeleri aktarayım öncelikle sıcak bir gelişmeyle başlayalım Yusuf Sarı son oynanan karşılaşmada bir sakatlık yaşamıştı bu ile ilgili olarak dün MR'a girdi genç oyuncu ve MR sonucunda arka adelesinde gerilme tespit edildi 2 ila 3 hafta arasında sağalardan sahalardan uzak kalacak. Yani ligin son maçında forma giyemeyecek ama devre arası kampının ikinci bölümünde Yusuf Sarı'nın hazır olması bekleniyor. Bu da Trabzonspor adına üzüntü verici bir gelişme tabii çünkü son dönemde performansında ciddi derece bir artış söz konusuydu. Yusuf Sarı'nın yaşadığı talih sakat, talihsiz sakatlık nedeniyle Konya Spor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 ila 3 hafta arasında sahalardan uzak kalacağını belirtelim. Bordo Mavi takım ayrıca sakatlıkları bulunan Abdül ...Gülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz da antrenmanda yer almıyor. Diğer futbolcular şu anda iki grup halinde çalışıyor. Kaleciler takımdan ayrı olarak yan sahada çalışıyor. Diğer futbolcular hemen bulunduğumuz sahada neşeli bir antrenman gerçekleştiriyorlar. E, futbolcuların aslında moral ve motivasyonun oldukça iyi olduğunu söylemekte fayda var. Şu an itibariyle oldukça keyifli bir antrenman gerçekleştiriyor. Tabii ki ligdeki Denizli spor e, mağlubiyeti sonrası moraller biraz bozulmuştu ancak ardından gelen Konya Spor tabii ki deplasmanındaki 1-0'lık galibiyet Trabzonspor'da yüzlerin e, gülmesine neden oldu. Şimdi cumartesi günü oynayacak olan Kayseri Spor maçı da Trabzonspor'un ilk yarıdaki son karşılaşması olacak ve bu karşılaşmayı kazanarak Bordo Maviller ligin ilk yarısını moralli bir şekilde bitirmeye çalışacak. Ardından da 4 Ocak'ta Antalya Belek'te Trabzonspor'un devre arası kampı başlayacak. 14 Ocak'a kadar Trabzonspor Antalya Belek'te kamp çalışmalarını devam devam ettirecek transfer çalışmalarında bu kamp süresinin kamp başlamadan önce bitirilmesi hedefleniyor ve kampa tam kadro olarak Trabzonspor'un girmesi amaçlanıyor. Ama Trabzonspor'da hem transfer anlamında gelecek oyuncular anlamında hem de gidecek oyuncular anlamında hareketli dakikalar yaşandığını söylemekte fayda var. Öncelikle Trabzonspor'un transfer yapacağı bölgeler netleşti. Onlarla ilgili bilgileri vereyim. Trabzonspor devresinde 4 takviye yapmayı planlıyor. Bunlardan bir tanesi stoper bölgesini olacak. Tecrübeyle direkt katkı yapabilecek e, hava topu hakimiyeti iyi olan bir stoper arayışında Bordo Mavi'yi takım Bu bölge için çok ciddi arayışlar var. Birçok oyuncu izleniyor, birçok oyuncu ile temaslarda bulunuluyor. Ama stoper bölgesine devre arasında bir takviye kesinlikle yapılması amaçlanıyor. Diğer transfer orta sahaya olacak. Orta sahaya tabii ki en güçlü isim Badu Endiaye. Oyuncu ile yapılan görüşmelerde herhangi bir sorun yok. Prensipte anlaşma söz konusu. Kulüpler arasındaki yazışmalar noktasında şu an itibariyle temaslar sürüyor ama... Elde edildiğimiz bilgiler bu transferle ilgili çok ciddi bir sorun yaşanmayacağı şeklinde ya daha doğrusu sorun bulunmadığı şeklinde. Ama tabii ki Daniel Sturridge transferinde olduğu gibi Trabzonspor yöneticileri bu noktada temkinli davranmaya devam ediyor. Bunu da e, gelişmelerin e, sekteye uğramaması için yaptıklarını tahmin ediyoruz. En azından bu şekilde yapıyorlar transferleri bugüne kadar. O yüzden Bado Endia transferinin de devre arasındaki kamp dönemine yetişme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu belirtelim. Yani stoper ve orta saha bölgesi bu şekilde. Ama ofansif orta sahaya da bir oyuncu arayışı var Trabzonspor'un. Kreatif bitiricilik yüzeyi, yüzdesi oldukça yüksek bir oyuncu arayışında Trabzonspor. Yani günümüz tabiriyle 10 numara diye tabir ettiğimiz 8 ile 10 numara bölgesinde oynayabilen bir oyuncu arayışında Bordo Mavili Kulüp. O noktadaki arayışlarının şu an itibariyle devam ettiğini söyleyelim. Transfer çalışmaları o bölgede de yoğunlaşmış durumda. Özellikle Yusuf Yazıcı'nın takımdan ayrılması sonra e, o bölgede bir ihtiyaç hazır olmuştu. O, o noktada şu an itibariyle scout ekibinin bir araştırması söz konusu ve dördüncü transferde muhtemelen e, orta sahanın sağına sağ açık diye tabir ettiğimiz bölgeye yapılacak. Bu noktada da e, Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı var. Mart sonuna doğru sahalara dönmesi bekleniyor. Yusuf Sarı yine e, sakatlık yaşıyor performansında inişli çıkışlı grafikler oluyor. O bölgede de hem onunla bir rekabet edebilecek hem de direkt oynayabilecek bir isim için şu an itibariyle arayışlar devam ediyor. Birçok oyuncuyla temasta bulunulduğunda belirtelim isimler netleşmediği için şu an itibariyle paylaşmıyoruz. Peki gidecek oyuncular konusunda ne gibi gelişmeler yaşanıyor? Onları da aktaralım. Ee, o gen Yonazi geçtiğimiz sezonun ilk yarısının bitimini son haftasında Çaykur Rizespor maçında ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Tam 355 gün aradan sonra sahalara dönmüştü Nijeryalı oyuncu. Ancak o sahalara döndükten sonra henüz çok da süre geçmemesine rağmen geçmemiş olmasına rağmen istenilen düzeye çıkamadı. O oyuncu ile ilgili olarak MLS Ligi'nin Amerika'dan bazı teklifler geldiğini duyduk. Eğer Trabzonspor bu tekliflerin Resmileşmesi durumunda değerlendirmeyi düşünüyor. Onu belirtelim. Yani Ogun Yonaz'ın arasında takımdan ayrılma ihtimali şu an itibariyle e, yüksek gözüküyor. En azından Trabzonspor yönetiminin öyle bir düşüncesi söz konusu. Yine e, Sezon başında transfer edilen oyunculardan bir tanesi olan Donis Avdiay konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun ciddi bir potansiyelinin olduğunu düşünüyor Trabzonspor kulübü. Ancak sezonun ilk yarısında o beklenen çıkışı bir türlü yapamadı Donis Avdiay. Bu nedenle devre arasında oyuncuyu kiralama formülü devreye girebilir. Bu noktada bazı arayışlar olduğunu belirtelim. Yine genç oyunculardan Fıratcan Üzüm ve Doğan Erdoğan'ın da devre arasında kiralanma ihtimali bulunuyor Yani 4 oyuncu ile ilgili bu noktada bir e, gidişat söz konusu olabilir. Stopere yapılacak takviye göre de o bölgedeki oyunculardan bir tanesinin takımdan ayrılma ihtimali var. Macit Hüseyiniye, İtalya ve İspanya'dan e, kulüpler ilgileniyor. Henüz resmi bir teklif yok bunu belirtelim. Oradan resmi bir teklif gelirse bu kulüp tarafından tabii ki rakamına göre değerlendirilebilir. Yine sezon başında kiralık olarak alınan Ivanildo Fernandes'in durumunda bu noktada biraz belirsizlik içeriyor. Ve tabii ki son Kayseri spor maçının ardından bu durum daha da net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bu arada antrenmanla ilgili ilginç bir detay verelim. Şu anda tam kameramızın görüş açısında değil ama kameraman arkadaşım Özgür Özdemir yine yaklaştırmaya çalışacak onu. Trabzonspor'un şu anda ligdeki en golcü ismi. Gol krallığı yarışında da üst sıralarda bulunan ismi. Alexander Sörlot'un babası Goran Sörlot antrenmanı izleyen isimler arasında. O da 93-94 sezonunda Bursa Spor'da Forvet oyuncusu olarak Bursa Spor'da oyun, oynamıştı Goran Sörlot. Şu anda da oğlunun antrenmanını izliyor. Tabii onun için de geçmişe yolculuk anlamında oldukça önemli. Şu anda Trabzonspor'un başında bulunan teknik direktör Ünal Karaman'la da karşılıklı oynamıştılar. Şu an onun yaptığı antrenmanı oğlunun da içinde bulunduğu antrenmanı sağ kenarından izliyor. Bu arada antrenmanın oldukça keyifli geçtiğini tekrar vurgulamakta fayda var. Şu an kazanan Turuncu takım oldukça e, sevinç dolu, neşeli dolu dakikalarda yaşıyor antrenmanda. Bunu da belirtelim. Tekrar Kayseri Spor maçına dönecek olursak Trabzonspor'un son hafta kazandığı takımda Yusuf Sarı dışında bir değişiklik yapmasını beklemiyoruz Ünal Karaman'ın. O kadroyla sadece Yusuf Sarı'nın bulunduğu bölgeye bir tek, takviye yaparak Ünal Karaman'ın sahaya çıkmasını bekliyoruz diyelim. Bu arada şu detayı da verelim. E, Yusuf Yazıcı Lil Kulübü'nde bir sakatlık yaşamıştı. Bugün Trabzon'a geldi Yusuf Yazıcı ve bugün Trabzon'da daha doğrusu Trabzon'a geldi ve bugün Trabzon'dan ayrılacak saat 5 gibi Trabzon'dan ayrılmasını bekliyoruz. Biz de A Spor ekibi olarak Yusuf Yüzü Trabzon'dan ayrılırken havalimanından o gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım. Storage. Onu pası. Cezalarında tehlike. Gol pozisyonu topalarda gol. 2-0 oldu. Ekuban. Trabzonspor ligin ilk yarısını son yılların rekor puanıyla kapatmak istiyor. Yusuf Sarı yaptı ortaya. Sörlot. 17. haftada İstikbal Mobile Kayseri Sporu ağırlayacak Bordo Maviller karşılaşmadan en az 1 puanla ayrılması halinde son 9 sezonun en iyi ilk yarı derecesini elde edecek. Şu anda 29 puanı bulunan Karadeniz ekibi son 8 sezonda 30 puan ve üzerini göremedi. Trabzonspor 30 puan barajını en son 2010-2011 sezonunda 42 puan toplayarak geçmişti. Bordo Maviller o sezon ilk devreyi lider bitirmişti. Karadeniz ekibi geçen sezonsa ilk yarıyı 29 puanla tamamlamıştı. Trabzonspor Kayserispor'da puan alması halinde teknik direktör Ünal Karaman da geçen sezonun başarısını aşarak daha iyi bir ilk yarıyı geride bırakmış olacak.